Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için ben fincanımı kapattım, izleyenlerim adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, tabii ki de herkese öncelikle güzel bir pazar diliyorum. Ramazan'a da artık az kaldı, sayılı günlerimiz kaldı. Sizin gönlünüzden geçirdiğiniz sıkıntınızı bilmiyorum. Bu ay sonu şu olsun. Ay bu, bunu şöyle yapayım. Dediğiniz ne var bilmiyorum. Ama şunu söylemek isterim sizlere arkadaşlar. Siz niyetlenin. Uyan sizi olsun. Uymayan evrene gönderin. Şöyle bir neyse halimiz o çıksın falımıza diyerek size göstererek paylaşacağım arkadaşlar. Tüm güzel enerjimi pozitif enerjimi gönderiyorum inanın. Çünkü zaten yeteri kadar aslında son zamanlarda hep bizi üzen şeyler maalesef gördük, duyduk, yaşadık. Neyse halimiz o çıksın falımızda şöyle bir gördüklerimi döndürüp sizlere gösteriyor olacağım. Sizler de hani ilk böyle aldığınız bir şekil vardır. Şunu şuna benzettim. Bu ne kadar çok buna benziyor. Burada şunu yapıyorum. Dediğiniz güzel bir enerjiniz varsa arkadaşlar işte o sizin aslında niyetinizin cevabı olsun diyorum. Şöyle ben bir gezdirip sizinle gösteriyor olacağım. Çok güzel haberleriniz var arkadaşlar. Peş peşe alacağınız haberler var. A harfi görüyorum, Z harfi görüyorum. Doğruluğun içerisinde, yanlış yanlışın içerisinde doğru. O kötülükle hani vardır ya bir e, yuvarlak var. Her elin içinde kötülük, her kötülüğün içinde bir elik. Birisiyle anlaşmaya çalışıyorsunuz. Birisi, bir kişi, bir didiştiğiniz, bir anlaşmaya çalıştığınız bir mücadele haliniz var arkadaşlar. Bugün nasılsınız desem siz yani deseniz bana nasıl görüyorum sizi boşlukta. Yani böyle bazen çok anlamlı, bazen çok anlamsız bulduğunuz bir süreçtesiniz. İçiniz boşlukta görünüyor arkadaşlar. Niyetsizsiniz demiyorum ama hani böyle umutsuz da olmayın olur mu? <laughs> Nasılsın? İyi işte yuvarlanıp gidiyoruz deriz ya. Aslında onun altı doludur mesela. Gel gör ki nasıl yuvarlanıp gidiyoruz acaba deriz. İşte sizde de öyle bir yuvarlanma durumu var arkadaşlar. Söyleyeyim. E, bu kadar boşlukta olmak doğru değil. E, enerjinizi tazeleyin e, öneririm. Yani önerim bu öyle diyeyim. Şimdi e, şöyle ki. Çok güzel bir haber bekliyorsunuz. Yani böyle bir iki kişi arasında kalan bir haber bu. Sanki siz ona bir şey sundunuz, top onda, sonrasında ee, tekrardan oradan bir şey katılıp ve sonrasında size gelecekmiş gibi arkadaşlar. Yani aslında birbirinize bir haber göndermek, bir ee, ne diyelim ona. Bir haber gönderiyorsunuz. Sonrasında ona bir şey tutuşturup ilave ettirip ondan sonra size geri gönderecek. İşte o haber gelmiş. Yani top sizde. Size gelmek üzere. Şimdi öncelikle sizin bir adım atmanız için boşu boşuna uğraştığınız bir şey var. Bunu net görüyorum. Aslında çöp. Yani uğraştığınız bir şey kalkmaz. Mesela ee, yani şöyle söyleyeyim. Siz 30 kilosunuz. 150 kilo ağırlığında bir şey kaldırmak istiyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki aslında bunun kalkması zor. Ama kendinizi suçlayıp duruyorsunuz. Ben nasıl kaldıramam? Ben nasıl kaldıramam? Diyor ki sen ona haberini gönderdin. O da sana yapabileceğini söyledi. Top sende. Yani senin bundan bir vazgeçmen lazım. Bir de kendine inat etmişsin ki ben bunu kaldıracağım. Nasıl kaldıramam? Sen 40 fırında ekmek yesen 150 kilo ağırlığındaki bir şeyi 30 kiloyken yapamazsın. Bunu kendine Hırs etme, yük etme yapamazsın. Bu senin harcın değil. İşte kulvarın değil. Yani anlatabildim mi? Boşu boşuna arkadaşlar. Kendinize yük ettiğiniz bir şeyden bahsediyor burası. Şimdi sonunda ne olacak biliyor musunuz? Siz burada boşu boşuna bir şey uğraşıyor olduğunuzla yüzleşeceksiniz ama bunu size çok sevdiğiniz bir insan söyleyecek. Ve kendinize silgilenme zamanı. Yani bir şeyler ters gitti, bir şeyler negatif gidiyor, bir şeyler bir yerde sorunlu arkadaşlar. Evet ama sonuç olarak şunu söylemen lazım her şeyden önce size. Gerçekten birlikten kuvvet doğar görseli var burada. Şimdi bir tane bir grup var. Çok güzel bir balık. <laughs> çok güzel bir balık gelmiş. Bu balık da çok aniden gelecek. Güzel bir kısmet yakalayacaksınız. Hiç farkında olmadan ya da hiç tahmin etmediğiniz bir süreç içerisinde olacak bu. Bir ikilem yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikilemle alakalı kesinlikle şunu söylemek isterim boş konuşmaların olduğu bir süreçte arada kaldığınız bir yerde bir mesajmış gibi güzel bir haber güzel bir fırsat yakalayacaksınız sonra bir aydınlanmanız var A ve S harflerini görüyorum geçmişle olan bağını derhal kopart enerjisi alıyorum burada gerçekten silkelenmeniz lazım yani dününüze baktım öyle bugününüze baktım öyle sizin ben 150 kilo değilim arkadaşım diye bazı kararlar almanız lazım. Bazı kararlarınızı gözden geçirmeniz lazım ve karşı taraf size bir şey sunacak. Dediğim gibi hani sizin bıraktığınız tamamlayıcı bir şey. Ona göre adım atılacak. Lütfen siz o adımı atarken akıllı adımlar atın. E doğru realist davranın. Gerçekleri düşünerek davranın. Birbirinize yumak olmuşsunuz her şeyden önce. Bana kalsa bir çift durumu var. Bu çiftle alakalı şu kadarını söyleyeceğim size. Eee... Yani bir bir tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Size bu boş olan, 15 gün kadar boş olan bu niyetlerinizden ayrılacağınız bir sürecinizin olduğunu söyleyebilirim. AS hallerindeki bir kişiyle konuşuyorsunuz. Yani kendinizi yük bir şey var. O da şöyle. Yani 10 kilo kaldıramıyor. Ama siz 150 kilo kaldıramadığınız için inanılmaz üzgünsünüz. O 10 kilo kaldıramıyor ama kendisini sanki tonlarca yük kaldırıyor gibi de satıyor, pazarlıyor. Hani şu boş atma ziya dersin hani. Ama öyle bir pazarlamış anlatıyor anlatıyor ballandıra ballandıra çoğaltıyor ki yaptığı işleri. Size diyor ki bu fal sen kendini boş yere bir yük yapıyorsun. Bir de millet senin kadarını yapmamasına rağmen her şey sanıyorsun ki güllük gülistanlık. Öyle bir şey yok. Gerçeklerle yüzleş var burada arkadaşlar. Birbirinize öyle bir kenetlenmiş olacaksınız ki bu A ya da S harfi sizde vardır. Karşı tarafta vardır bilmiyorum. Ama birbirinize yumurta yani şöyle kenetlenmişsiniz. El ele kenetlenmişsiniz. Onu net görüyorum. Bu da Nisan ayının ortasında en geç bu gücün size gerçekten ulaşacağını söyleyebilirim. Nisan ayının 15'ine kadar bir ayrı aydınlanma yaşarsınız. Yani çünkü şeylerle yüzleşeceksiniz gerçekten az önce dediğim gibi meğerse o size bol bol kendini anlatan ya da millete piyasada işte adını söylediğini duyduğunuz insanın sizin kadar bile olmadığını sizin ise onlar ne kadar üstün olduğunuzu ama kendinizi boşu boşuna üzdüğünüzü yüzde yaşayacaksınız. Şey İş yerindeki arkadaşınız meğerse sizin kadarın Yarısını iş yapmıyormuş ya. Değil sizin kadarın hani. Siz ölçer değilsiniz. Burada psikolojik olarak aydınlanmanız lazım. Çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Nisan'ın 20'si itibariyle önünüzdeki o kenetlenme sizi gerçekten bir insanın sırtlaş yani sizi sırtında taşıyacak. Diyor ki sen bu an, bu sırtında taşıyacak siz iş yapamayacaksınız anlamında söylemiyorum. Sırt verecek. Hani bir sırt sırtı hallederiz diyeceksiniz. O anlamda bir sırt vermekten bahsediyor. Arkadaşlar bu yazla ilgili bir hayaliniz mi var sizin? Bu yaz şuraya gideyim, Haziran ayında bunu yapayım, işte şurada bunu yapayım dediğiniz ne var? İşte o orası ne bilmiyorum ama sizin için hayırlı bir şey onu söyleyebilirim. Net onu söyleyebilirim. Sizin hayatınızda bir hayal diyelim ona da şimdilik. Çünkü gerçekleşecek bir şeyden bahsediyor. Siz hedefiniz doğrultusunda ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ve şey olacak. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Mayıs ayında inanılmaz bir rahatlayacağınız döngüden bahsediyor. Burası çok da güzel bir haberiniz var. Şimdi beklediğiniz haber o değil ama mayıs ayında alacağınız haber sizin önünüzdeki şeyi çok çok daha rahatlatacak. Döngüyü açar öyle söyleyeyim size. Mayıs ayındaki haberiniz şurada tünemiş kuş geliyor yani. Sen ister bekle ister haberin olsun olmasın. Senin yazın yazla alakalı diyelim ona. Bu yazla ilgili öyle güzel bir hayalim varmış ki onları öyle güzel bir <laughs> kavuşacaksın ki sen beni bu kadarını beklemiyordun. Çok güzel bir aydınlanma var. Geçmişten gelen bir sıkıntınızı getiriyorsunuz arkadaşlar. Bugün neyse geçmişten getirdiniz o sıkıntı. Arınma zamanı diyebiliriz aslında. Haydi güzel bir pazar olsun. Güzel bir karar verelim. Haftaya güzel başlayalım. Ramazanımız da hayırlısıyla güzel gelsin. Hayırlısıyla atlatalım. Bayramımız da bayram tadında olsun. Onca acılar sonrasında bizler de bir şeyleri umudumuz olsun. Bir, bir dala tutunalım gerçekten. Yaşananlar, duyulanlar maalesef her birimizi istesek de istemesek de bir depresyon havasına sokuyor zaten aslında. Şimdi şöyle ciddi anlamda geçmişinizden getirdiğiniz bir sıkıntınız var. Bir büyük var orada. Allah'tan ki sizi tutuyorlar arkadaşlar da. Şöyle devam edecek mi bakalım diye merak ettim. Biraz daha sarsacağım. Evet gel, gelen kalan kaldı farkında mısınız? Yani diyor ki sen zaten geçmişinden taşıdığın bir sıkıntın var. Bunu bir büyükten beklediğini gerçekleştirmemiş. Ee, istediğin gibi olmamış ama güzel bir haber var. Senin burada lütfen kendini nasıl değerlendirdin önemli. Vay benim işte amca oğlu onu yapıyordu. Teyze kızı bunu yapıyordu. Benim kadar kıymeti bilim gibi gibi şeylerden ziyade gerçeklerle yüzleşmenizin gerektiğini söyleyebilirim. Kendinize gereksiz yük yapıyorsunuz. Bu bir. İş hayatınızda karışık kalabalıktasınız. Birbirlerine bir örgü çıkmış. Bu örgü de böyle bir iki üç kişinin Rize'nin R'si Urfa'nın U'su. Ur görüyorum burada. Ee, üç kişinin bir kişinin ayaklarına dolanmasıyla aslında netleşecek bir şeymiş gibi durmakta. Ya bir örgü örülmüş, görülmez bir ip gibi. Hani bir şekilde dönüp dolaşıp yine bu üç kişiye bağlanıyormuşsunuz gibi çıkmış. O yüzden belki de sizin burayı görmeniz, algılamanız gerekecektir. Onu da bilemiyorum ama. Şimdi şunu söylemek isterim sizlere. Gerçekten arkadaşlar bir zirve kule gibi çıkmış orada. Bu üç kişiyle aranızda görünmez bir bağ var bu bağı da kolay kolay kopartamazlar. Ee, ayaklarınıza engelmiş gibi görünebilir ama dönüp dolaşıp aynı kişilerle yolunuza devam edeceğinizi söyleyebilirim. Aşk hayatıyla alakalı fikir çatışması yaşayacağınız bir sürecinizin olduğunu söylüyor. Ama bu beraberliğinizin devam edeceğini gösteriyor. Hanenin içindeki rahatlamalar zaten oldukça. Bakın tabağınızın ortası ortasına bembeyazlar. Yani bu da diyor ki sen bir şeyler yaşamış olabilirsin ama bu atlatmadan anlamına gelmez karı koca iki sevgili sözlü nişanlı neyse bilmiyorum bir fikir çatışması yaşıyorsunuz ama sonranız açık. Bu da Haziran ayı ile ilgili bir anlaşamama döngünüz var ama sonrasında yolunuza devam edeceksiniz. Ne demektir? Biri gelir uyuşamazsınız. Hazirandan sonra tek devam edersiniz ama mutlusunuz. Hayatınızda evlisinizdir zaten. Haziran ayında karı koca bir şey anlaşamama durumu yaşayacaksınız ama bu büyük bir engel değil. E, devam edersiniz, mutlusunuz sözlü evli tarihte anlaşamaz koltuk takımının renginde anlaşamaz bilemedim ama bir şekilde bu sizin hayatınızı büyük ölçüde etkileyecek bir durum değil ha bekarlar için durum böyle mi bana kalsa e, hali hazırda hayatınızda bir kişi yok ise haziran gibi biri girmek ister ama hakikaten ayrı yönlere bakıyorsunuz sonrasında ise tertemiz devam ediyor yani demek ki şu anlama gelir bu yani hayatına biri girebilir ama bu senin hayatındaki büyük aşkın olduğu anlamına gelmez Es geçersin, devam edersin. Kaldığın hayatına kendinle ama huzurlu ve bir şekilde. Yani senin orada o insanla ayrışman senin huzurunu bozacak bir şey değil. Diyebiliriz buradan arkadaşlar. Fincanınızın enerjisini sevdim. Tabağınız da keza öyle. Haziran itibariyle daha da yükseliyor bu enerji. Düzsün diyor. Çizginde devam edeceksin diyor. Sen lütfen bugün kendine bu kadar çok avanma diyor. Kendini bu kadar çok suçlama diyor. Sıraya konulsa sen kaçıncı sıradasın hiç belli değil. Boşu boşuna yapıyorsun bunu kendine gibi bir şey aslında burada. O yüzden arkadaşlar ben sadece görebildiğim enerjiyi aktarmaya çalıştım. Güzel bir hafta sonu olsun temennisindeyim. Haftaya güzel başlayalım, güzel şeyler yaşayalım. Her sabah uyandığımız acaba bugün ne olmuş ülkemizde canım memleketim deyip uyanıyoruz. Allah'ın beterinden korusun. Astroloji takip edenler uyarıları dikkate alsınlar. Her zaman söylüyorum bunu sağlam dediğiniz, evet güvenilir dediğiniz ya da sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz birileri varsa takip edin. Doğru rehberlikteler söyleyeyim. E, bu işin içine girmeye başladım ve bu bu sektörde de ilerleyiş sağlayacağım kısmetse. O yüzden arkadaşlar e, tavsiye ederim yani birilerini takip etmenizi ve dediklerini dikkat almanızı. E, bunun dışında derdinizi bilmiyorum ama Rabbim elbette ki derman verecek. O yüzden umutsuz olmayın yarınlarınızla ilgili diyorum arkadaşlar size. Umutsuzluk en büyük bela. Çünkü ee, en büyük kendine vereceğin zarar orada. Umutsuz kaldıkça insan dive çöküyor. Ve şunu da söylemek isterim her birinize. Ee, derdinizi kim yaşattı ise bugünkü baş sıkışıklığınızı sağlayan senin yüzünden dediğiniz kişiniz kimse bedduadan takının ağzınızı o kirli enerjiye bulaştırmayın. İlahi adalet evrende mutlaka tecelli ediyor. Rabbim yapanın yanına kar bırakmıyor. Siz de o yüzden şunu bilin emi Neyi yaşattıysa aynısını yaşayacak. Siz ilahi adaleti devrine bırakın teslim edin diyorum. Ey insanoğlu neyse aynısını yaşayacaksın da göçeceksin aslında. O yüzden sizler de gönlünüzü ferah tutanlardan temiz eyleyenlerden olun. Yap iyiliği at denize demişler o seni bulur. Ben hani bunu öğrendim bunu uyguladım. Başımda çok hani ağırmıştır ama vardır sebebi derim. Gerçekten umutsuzluğa değmez. Bir kapı kapanıyorsa bir kapı açılıyor. Rabbim kararladı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz kalın.